Aşklarım, hepinize tekrar merhaba. Neredeyse 1,5 haftadır beraber değiliz, video gelmiyor yani. Ama gerçekten çok özür dileyerek söylüyorum. Geçerli sebeplerim vardı çünkü o hafta benim sınav haftamdı. Yani bir sınavdan çıkıp diğerine giriyordum. Sonra Enes Batur'un filmi çıkacak bu arada, biliyorsunuzdur, 19 Ocak'ta. Bununla ilgili durumlar için İstanbul'a gitmem gerekiyordu. Perşembe günü oraya gittim. Cuma geldim, yorgunluktan tüm gün uyudum yani. Video çekmeye hiç vaktim olmadı. Şimdi videoya başlamadan önce bilekliklerim vesaire, kolyem çok soruluyor. O yüzden ben tekrar hatırlatıyorum. Bakın şurada gördüğünüz Pandora. Şu bilekliklerde yine her yerde satılan küçük böyle boncuklu bileklikler. Her yerde bulabilirsiniz. Kolyeyi benim babam kendi yaptırdı. Bir yerden satın almadık ama bunun aynısının satıldığı bir site var. Happiness Boutique olarak geçiyor. Bunu daha önce söylemiştim size. Aynısı satılıyor yani. Onun dışında bir kolye daha aldım Happiness'ten ve mükemmel. Şuna bakar mısınız? Artık hep aynı kolyeyi takmak zorunda kalmayacağım çünkü çok güzel. Neredeyse benim kullandığım tüm küpeler Happiness Boutique'den. Hatta şu an göstereyim. Gerçekten çok güzel şeyler oldu. Şimdi kendim kullandığım için gösteriyorum bunu. Hani buradaki, bu butikteki her şey çok güzel. Küçük tekrar yuvarlak küpeler moda oldu ya, şu tarz bakın. Onları da oradan aldım. Bunun daha büyükleri ve daha küçükleri bile var. Hepsini aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Aşağıya Happiness Boutique'in linkini koyacağım. Şuradaki kodu kullanarak da %20 idi sanırım bir indirime tabi tutuluyorsunuz. Yani indirimli şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Instagram'da yine bir anket yapmıştım, biliyorsunuz. Üçüncü göz konusundan bahsetmemi istediniz. Üçüncü göz açan insanlarla konuştum. Hani nasıl açıldığını biliyorum. Bir sürü teknik biliyorum. Hangisinin en çok işe yaradığını biliyorum. Aslında amacım size üçüncü gözünüzü nasıl açmanızı anlatmaktı ama bunun kötü yanlarını duyduktan sonra çok da açmanızı istediğimi zannetmiyorum. Kendim için de aynı şey geçerli. O yüzden bu video tamamıyla üçüncü gözünüzü neden asla açmamanız gerektiğiyle ilgili olacak. Size asıl böyle 5 tane ana, 5 tane neden sunacağım. Daha sonra da bunun üstüne konuşacağız. İnsanoğlundaki en güçlü enerji merkezlerinden biri olan üçüncü göz aslında tam da alnımızın ortasında şurada bulunuyor. Üçüncü göz dediğimiz şey çakralarla da alakalı. 6 tane çakramız var, biliyorsunuz ki. O çakralardan biri de aslında bu üçüncü göz olayı. Yani çakralarla üçüncü göz aslında çok bağlantılı, hatta aynı şey diyebilirim. Üçüncü göz açık olan insanlar şu anki zamanın ve mekanın boyutundaki şeyleri görmeye başlıyorlar. Bilimsel olarak da pineal bezi denilen bir bezimiz var bizim beynimizde. Bu bezin, yani bu pineal bezin çalıştırılmasıyla oluyor bu durum. Aslında birçok psişik olayda bu bezin çalıştırılmasıyla işliyor. Peki üçüncü gözünüzü açtığınızda ne oluyor? Aslında çok fazla şey oluyor ama yapabildiğim kadar en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Üçüncü gözünüzü açtığınız zaman daha yüksek bir bilinç düzeyine geçebilmek için beyninizin frekanslarını arttırmış oluyorsunuz. Açması da aslında öyle çok basit değil. Bunu yıllar yıllar yapıp da açanlar var. Tabii bunun meditasyonla, yogayla, böyle bilinçaltına gönderilen mesajlarla açmanın birçok yolu var. Ve açtığınız zaman gerçekten de fiziksel dünyanın çok daha ötesini görmeye başlıyorsunuz. Böyle hayal dünyası içinde yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü gördüğünüz şeyler şu anki gördüğünüz şeylerden çok farklı olacak. Başlangıçta da muhtemelen sadece gözlerinizi kapattığınızda bu görüşünüzü kullanabileceksiniz. İleride uygulamaya geçtikçe, pratiklerini yaptıkça tabii ki gözünüz açıkken de görmeye başlayacaksınız. Tabii bunun için gerçekten çok büyük bir çalışma ve azim lazım. Eğer üçüncü gözünüzü sadece enerjetik boyut dediğimiz bir boyutta açarsanız başka boyuttaki varlıkları da görmeye başlayacaksınız. Bu varlıklarda aslında tamamıyla enerji bedenli yaratıklar olacak. Yani sadece enerjiden oluşmuş başka bir vizyona ait varlıklar olacak. Mesela karşınızdaki insan size düşmanca yaklaşıyorsa o an baktığınızda onda böyle bir yılan sureti görebileceğiniz söyleniyor. Aslında bu daha çok hayatın amacını çözmekle alakalı bir durum diyebilirim. Çünkü üçüncü göz açık insanlar gerçekten varlıklarının tamamıyla farkındalar. Etrafındaki her şeyin farkındalar. Yani inanılmaz bir farkındalık geliyor ve ben size bu farkındalığı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hani mesela biz dışarı çıktığımızda bakıyoruz dışarı, işte araba geçiyor, ağaç var, yol var falan, böyle görüyoruz ama hani üçüncü gözünüzle bakarsanız oradaki tüm ruhani varlıkları, tüm enerjileri, hani dünyanın işleyişini, yani inanılmaz bir farkındalık hissi gelecek size. Gerçekten bu hepimizin kaldırabileceği boyutta bir şey değil arkadaşlar. O zaman neden açmamanız gerektiği hakkındaki 5 maddemize başlayalım. Birincisi korku. Bilinmeyen şeylere dair gerçek bir korku hissediyorsanız kesinlikle üçüncü gözünüzü açmamanız lazım. Hadi diyelim üçüncü gözünüzü çalıştınız, açtınız, bir şekilde yaptınız ama korkunuz devam ediyor. Korku ve üçüncü gözün çalışması sizi tamamıyla yanlış yola yönlendirir. Eğer kötü şeyler düşünürseniz, korkacağınızı düşünürseniz, çekim yasası sayesinde size gelecek şeyler tamamıyla korkunç şeyler olacak. Yani gördüğünüz şeyler tamamıyla korkunç şeyler olacak. Çünkü bilmediğiniz bir şey yüzünden korkuyor olacaksınız. Korku düşündüğünüz için de korkunç şeyler göreceksiniz. O yüzden başlamayın.
başlamadan önceki başlamak istiyorsanız korkuyu tamamıyla yenmeniz gerekiyor. İkincisi şizofreni. Bunun sizle çok alakası olduğunu sanmıyorum ama yine de belirtmem lazım. Eğer şizofreni hastasıysanız ya da etrafınızda şizofreni hastalığından muzdarip biri varsa üçüncü gözünü hiçbir şekilde açmamalı. Çünkü bu sizin daha çok halüsinasyon görmenize sebep olacak. Ve şizofreni hastası biri için daha farklı şeyler görmek hiçbir şekilde tedavisinde onu bir yere ulaştırmaz. Üçüncüsü uyuşturucu kullanımı. Bununla da zaten hiçbir ilginiz olduğunu zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Üçüncü gözünü açmak için uyuşturucu madde kullanan ya da herhangi bir şekilde ilaç kullanan insanlar var. Hani bunu gördüm, duydum ve biliyorum. Okudum da aynı zamanda. Bu kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Üçüncü göz için herhangi bir ilaç kullanmak sizi tamamıyla dağıtabilir ve psikoz dediğimiz bir şeye sebep olabilir. Çünkü bu tarz şeyler beyni aşırı derecede etkiliyor. Bu ilaçlar da zaten genelde pineal bez dediğim şey var ya, onu aktive etmek için kullanılan ilaçlar. Aslında uyuşturucu dediğim benim normal ilaç. Asla bunun kullanılmaması gerekiyor. Yani bu beyninizi harekete geçirmek için, bezi harekete geçirmek için asla bir ilaç kullanmamız lazım. Bu kesinlikle vücudunuzun kaldırabileceği dozda bir şey değil çünkü. Dördüncüsü ruhlarla iletişim kurmak. Eğer aklınızda üçüncü gözünüzü açıp ruhlarla ya da herhangi varlıklarla, hayaletlerle iletişim kurmak gibi bir isteğiniz varsa üçüncü gözünüzü açmak için ikinci kez düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada ne olduğunu bilmiyoruz. Şu an bilinmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Ne göreceğinizi bilmiyoruz. Mesela zamanda kaybettiğiniz bir akrabanızla iletişim kurduğunuzu düşünebilirsiniz o sırada. Ama aslında çok da arkadaş canlısı olmayan bir varlıkla iletişim kuruyor olabilirsiniz. Beşincisi de bilgisiz olmak. Eğer bir ruhsal gelişim olayına giriyorsak gerçekten başlamadan önce inanılmaz fazla araştırma yapmamız lazım. Nelerden geçeceğimizi ve kendimizi nasıl koruyacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bunu öğrenmek için de ciddi anlamda bir zaman ayırmamız gerekiyor. Şimdi hani ben size oturup burada üçüncü gözünüzü nasıl açacağınızı anlatabilirdim ki isterseniz onun hakkında da bir video yaparım ama ben açmanızı istemiyorum kesinlikle. Sadece oturup benim videomu izlemekle olacak bir şey değil. Bunu ben hep söylüyorum. Hani ben şu videoyu atıyorum 10 dakikalık videoyu çekmek için bile ciddi anlamda araştırma yapıyorum ve tek bir kaynakla çalışmıyorum. Hani videolar izliyorum, makaleler okuyorum, gerekirse sözlüklere giriyorum, yazılan şeyleri okuyorum. Hani tek bir videoyla bağdaştırmayın hiçbir şeyi yani gerçekten ve şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten üçüncü gözün açan insanlar var. İnansanız da inanmasanız da hani hayata çok farklı bir bakış açısıyla bakan birçok insan var. Hani bu Türk de olur, yabancı da olur, videolarını izledim ve gördüm yani. Hani ben buna hazır olduğumuzu asla düşünmüyorum. Ama hazır olduğunu düşünen insanlar varsa yine onlar için de bir video çekerim. Ama şu anlık başka boyuttaki şeyleri görmeyi, hayatın amacını bu şekilde anlamayı düşünebildiğimizde hani onun için hazır olduğumuzu ben zannetmiyorum. Şahsen kendim de hazır değilim. Hani hayatın amacını çözmek için inanılmaz bir böyle vizyon genişliği yaşamam gerekecek hani üçüncü gözü açmam için. Ona ben hazır değilim şahsen. Sizin de hazır olduğunuzu düşünmüyorum. Ama gerçekten üçüncü gözle çok fazla ilgili olduğunuzu bildiğim için, hani bana atılan mesajlardan da bildiğim için size böyle bir video çekmek istedim. Açmamanız için gereken 5 nedenden bahsettim. Mesela şöyle de bir durum varmış. Üçüncü gözünüz açıkken gördüğünüz şeylerle gerçek hayattaki şeyler bir süre sonra değil en başta karışacak, anlayamayacaksınız. Çünkü gerçek mi görüyorsunuz, hayal mi şu an gördünüz? Yani anlamlandıramayacaksınız. Ve ikisini birden karıştırırsanız ve bu gücü ya da doğrusu bu bilgeliği nasıl yöneteceğinizi bilemezseniz gerçekten hayatınız mahvolabilir. Yani benim korkum aslında bu daha çok. Mesela üçüncü gözü size yapılan bir hediye gibi düşünüp iyi şeyler için kullanırsanız, bilgelik için, doğru yolu bulmak için kullanırsanız size bir şekilde faydası olur ama insanları yönetmek için kullanmak için, hani insanların ne düşündüğünü görebilmek için kullanırsanız bunun çok da iyi sonuçlara yol açacağını düşünmüyorum ben. Yani insanların ne düşündüğünü anlayacaksınız. İnsanların karşınızdaki insanın amacının ne olduğunu, hayattaki amacının ne olduğunu anlayacaksınız. Hani etrafınızdaki her şey için bir farkındalığınız olacak. Bu gerçekten güzel bir şey gibi dursa aslında çok korkunç ve ağır bir durum. Eğer gerçekten üçüncü gözle inanılmaz ilgiliyseniz ve açmayı düşünüyorsanız ya da o tarz şeyler yapmak istiyorsanız birçok araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Birçok insanın bu konuda şeyleri var, anlattığı şeyler var. Ama nasıl açacağınıza dair de bir sürü teknik biliyorum. Eğer isterseniz onları da anlatırım. Ama bence açmayın yani. Ben önermiyorum. Şu an hazır değiliz. Gerçekten şu an hazır değiliz bence. Evet arkadaşlar, böyle bir video oldu bugün de. Sizin isteğiniz üzerine çekilmiş videolardan biriydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Belki de film setinden güzel bir vlog çekebilirim. Onu yapabilirim emin değilim ama yapmaya çalışacağım sizin için. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere aşklarım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.